Washington'dan merhaba. 6. günde karşınızdayız. Ben Özlem Tınaz. Geride bıraktığımız hafta hangi gelişmeler yaşandı? Hangi haberler öne çıktı? Gelecek haftadan beklentiler neler? Tüm bunları VOA Türkçe ekibinin derlediği haberlerle ekranlarınıza taşıyacağız. 6. gün başlıyor. Geride bıraktığımız haftaya milyonlarca Amerikalıyı ilgilendiren yardım paketiyle ilgili tartışmalar damgasını vurdu. Koronavirüsü vakalarının neredeyse her gün rekor kırdığı Amerika'da Kongre 900 milyar dolarlık korona yardım paketini onayladı. Yardım paketi demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında uzun süredir devam eden müzakerelerin sonucuydu. Ama Başkan Donald Trump 2021 yılı bütçe tasarısı kapsamına alınan tasarıda değişiklik talep etti. 600 dolarlık doğrudan nakit yardımın 2000 dolara çıkarılmasını istedi. Amerika'da Kongre üyeleri hükümetin kapanmasını önlemek ve korona salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan Amerikalılara yardım sağlamak amacıyla yeni bir ekonomik yardım paketi üzerinde anlaşma sağladı. 2021 yılı bütçe tasarısı kapsamına alınan ve uzun süren müzakerelerin sonucunda oluşturulan 900 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edildi. Başkan Donald Trump ise Twitter'dan gece saatlerinde paylaştığı sürpriz görüntülü açıklamada ekonomik yardım paketini imzalamayabileceğinin sinyalini verdi. Tasarı kapsamında Trump, Amerikalılara yapılacak 600 dolarlık doğrudan nakit yardımının 2000 dolara çıkarılmasını talep etti. Kongre'den bu tasarıda değişiklik yaparak gülünç şekilde düşük olan 600 dolarlık yardımı 2000 dolara çıkarmalarını istiyorum. Kongre'den gereksiz maddeleri bu yasa tasarısından çıkararak bana uygun bir tasarı göndermelerini istiyorum. Trump'ın bu talebinin aksine cumhuriyetçilerin çoğunluğu, tasarının onaylanma sürecinde yardım miktarının bir önceki pakette sunulan 1200 doların altında olmasını tercih etmişti. Demokratlarsa ikinci teşvik paketinde Amerikalılara daha fazla yardım sunulması görüşünü savunmuş, yardımın daha fazla gecikmemesi için cumhuriyetçilerle orta noktada buluşmuştu. Sürece ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynağa göre danışmanları Başkan Trump'ı doğrudan nakit yardımının 2000 dolara çıkarılması talebinden geçtiğimiz hafta vazgeçirmişti. Trump'ın son anda yaptığı açıklamanın müzakerelere katılan Maliye Bakanı Steven Mnuchin'i bile şaşırttığı belirtildi. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi'den Trump'ın bu talebine yanıt gecikmedi. Pelosi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sonunda başkan 2000 dolarda karar kıldı. Demokratlar bunu oy birliğiyle bu hafta yeniden meclise taşımaya hazır" ifadelerini kullandı. Pelosi, Trump'a hükümetin açık kalmasını sağlamak amacıyla tasarıyı imzalaması, Cumhuriyetçi Kongre liderlerini de doğrudan nakit yardımının 2000 dolara çıkarılması konusunda ikna etmesi çağrısında bulundu. Trump tasarıyı veto edeceği konusunda net bir ifade kullanmadı. Ancak federal kurumlara bütçeden ödenek akışını Eylül ayına kadar devam ettirecek tasarının Trump tarafından imzalanmaması halinde hükümetin 29 Aralık'ta kapanma riski de doğuyor. Tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul eden Temsilciler Meclisi ve Senato'nun gerekirse vetoyu geçersiz kılacak şekilde tasarıyı oylayabileceği de belirtiliyor. Amerika'da bir diğer önemli tasarı bugüne kadar her yıl Kongre tarafından kabul edilen ve kısa adıyla NDAA olarak bilinen Ulusal Savunma Yetki Tasarısı. ABD Başkanı Trump her iki partinin de güçlü desteğiyle Kongre'den geçen 740 milyar dolarlık tasarıyı veto etti. Gerekçe olarak ordunun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesini ve ulusal güvenlik ve dış politika adımlarında Amerika'yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini gösterdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise tasarının tekrar 28 Aralık'ta oylanacağını açıkladı. Tasarı hem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da hem de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde vetoyu aşmak için gereken 3'te 2 çoğunluğun üzerinde bir oranla kabul edilmişti. Yasa yeniden Kongre'ye gittiğinde aynı şekilde 3'te 2 çoğunlukla geçerse bu defa Trump'ın veto hakkı bulunmuyor. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington.
Amerika Noel tatilini koronavirüsüne karşı aşılamanın başlaması sayesinde umutla geride bıraktı. Moderna aşısının da kullanıma sunulmasıyla aşılama kampanyası hız kazandı. Ancak bir yandan da ülkede vaka ve can kaybındaki artış sürüyor. Virüsün mutasyona uğramasıyla bulaşıcılığının artmasına Noel seyahatleri de eklenince uzmanlar can kaybının 500.000'ı bulmasından endişeli. Amerikalılar için yılın en önemli tatillerinden olan Noel, 2020'de koronavirüsü salgınının gölgesinde geçti. Noel haftasında günlük can kaybı neredeyse 3000'in altına inmedi. Bazı günler 3500'ü buldu. Salgının başlamasından bu yana en fazla can kaybının yaşandığı günler son 2 haftada gerçekleşti. Vaka sayılarındaki artış da günlük 210 bin civarında seyretti. Happy Thanksgiving to everybody. Thank you very much. Uzmanlar Kasım ayı sonunda Amerika'da kutlanan Şükran Günü'nün sonuçlarının yaşandığı görüşünde. Zira bu geleneksel bayramda milyonlarca Amerikalı salgın tedbirlerini göz ardı ederek seyahat etmiş ve kapalı ortamlarda aileleri ve akrabalarıyla bir araya gelmişti. Ülkede Noel süreci de Şükran Günü'nden farklı yaşanmadı. Ulaştırma Güvenliği Dairesi verilerine göre 2019'un aynı dönemine göre yarı yarıya düşüş yaşansa da 18 Aralık'tan bu yana en az 6 milyon 300 bin Amerikalı havaalanlarına akın etti. Ki bu rakam sadece havayolu seyahatini tercih edenlerdi. Maskeleri takıyoruz. Herkes bir arada kalıyor. Nasıl gittiğini göreceğiz. Yeni mutasyonlar da ortaya çıkarken bu çok akıllıca bir fikir mi emin de değilim. İngiltere'den gelen bir haberse endişeleri daha da arttırdı. Koronavirüsünün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale gelmesi üzerine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere'den uçuşları askıya aldı. Amerika'ya uçan birçok havayolu şirketi yolculardan İngiltere'den ayrılmadan önce korona testi yaptırması ve negatif sonuç sunması şartı koştu. Tüm bu endişelerin yanında umutlar da ağır ağır yeşeriyor. Amerika'da 14 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayan bağışıklama süreci, Moderna firmasının aşısının da 21 Aralık'ta kullanıma sunulmasıyla hız kazandı. Moderna'nın ilk doz aşısı New York'ta babasını koronavirüsü nedeniyle kaybetmiş ve kendisi de virüse yakalanan hemşire Arlene Ramirez'e vuruldu. Böylelikle Amerika'da daha önce koronavirüsü geçirmiş bir kişi de aşılanmış oldu. Bir sağlık çalışanı olarak gördüklerimden sonra insanların hayata tutunuşunu, peş peşe ölümleri, kayınpederimi hastayken, babamı 36 gün boyunca yoğun bakımdayken gördükten sonra ve kendim de ağır hastalanmışken bu aşı bir umut. Ramirez'den belki de birkaç saat sonra aynı mesajı Amerika'nın en tepe isimlerinden biri daha verdi. Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, kameralar önünde canlı yayında Pfizer'ın aşısını oldu. Biden, Trump yönetiminin koronavirüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve dağıtımı için başlattığı Işık Hızı Ötesi operasyonun da hakkını teslim etti. Yönetim Işık Hızı Ötesi operasyon kapsamında bizi ayağa kaldırdığı için övgüyü hak ediyor. Bu aşı büyük bir umut. Halkınız zamanı geldiğinde aşı olmalarını teşvik için bunu yaptım. Amerikan halkına aşıların güvenli olduğunu göstermek amacıyla canlı yayında kollarını sıvayan yetkililere Salı günü ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Sağlık Bakanı Alex Azar katıldı. Amerikan basınında özellikle Anthony Fauci'nin aşı yaptırmasının halkı yüreklendireceği yorumu yapılıyor. Zira Fauci birçok ankete göre salgın sürecinde en güvenilir yetkili olarak görülüyordu. Şu anda gördüğünüz şey gerçekten eşi görülmemiş bir fenomene yol açan yıllarca süren araştırmaların doruk noktasıdır. Virüsün mutasyona uğramış olmasının aşıların etkinliğini düşürüp düşürmeyeceğine dair soruların yanıtı da üretici firmalardan geldi. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşının koruma sağlayacağına bilimsel olarak güvendiklerini, gerekirse en kısa zamanda aşıyı güncelleyebileceklerini söyledi. Yeni mutasyonu tamamen taklit edebilecek yeni bir aşı geliştirmeye doğrudan başlayabilir ve 6 hafta içinde bu bilgiye haiz bir aşıya ulaşabiliriz. Anketler aşı olmaya sıcak bakan Amerikalıların sayısındaki artışın sürdüğünü gösteriyor. USA Today gazetesinin Suffolk Üniversitesi ile yaptığı son ankete göre katılımcıların sadece %20'si kesinlikle aşı olmayacağını söyledi.
%46 aşı olabilecekleri en kısa zamanda olacaklarını, %32'si ise başkaları olana kadar bekleyeceklerini bildirdi. Ancak isteklilik artsa da ülkede aşılama süreci vaat edildiği kadar hızlı gitmiyor gibi görünüyor. Işık hızı ötesi operasyon yetkilileri sık sık yıl sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanacağını söylemişti. Yeni yıla bir haftadan az bir süre kala aşılananların sayısı resmi verilere göre 2 milyonu bile bulmadı. Yetkililer buna neden olarak aşıların gıda ve ilaç dairesince yapılan kalite kontrolünün 2 günü bulabilmesi nedeniyle dağıtımı yavaşlatmasını gösterdi. Aşılama sürse de Amerika'da vaka ve can kayıplarında azalma hemen beklenmiyor. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü, Ocak ayında can kaybının tırmanacağı, 1 Nisan'a kadar da toplam can kaybının 567 bine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Dilige Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Şimdi kameralarımızı Londra'ya çeviriyoruz. İngiltere'nin koronavirüsü mutasyonu uğradı açıklamaları hafta boyunca yaklaşık 50 ülkenin İngiltere ile temasını kesmesine neden oldu. Yılbaşı öncesi İngiltere'den Türkiye'ye gidecek olanlar ellerinde biletleriyle ortada kaldı. Barış Çimen o yolcuların sesine kulak verdi. Sizin elinizde Türkiye bileti var mı şu anda? Evet var. Türkiye biletimiz var. Ne zamana? Ayın 20. Pazar günü 27 Aralık'a bilet aldık. Bir buçuk ay önce aldık. Şu anda gidip gidemeyeceğimiz belli değil. Şöyle belli değil. Tabii ki Sağlık Bakanı'nın açıklamasını duydunuz. 3-4 gün önce kendisi İngiltere ile işte Hollanda ile vesaire ile karşılıklı olan uçuşları durdurdular. Biz de tabii ki bu haberle beraber sürekli acaba ne zamana kadar bu, ne zamana kadar bu diye sürekli güncellemeleri bekliyoruz. Gözümüz haberlerde, gözümüz havayolu şirketlerinin web sitelerinde. Bileti aldığımız havayolu şirketi herhangi bir iptal e-maili göndermedi. Hani biletiniz iptal olmuştur, böyle böyle işte refund, geri iade hakkı ya da açığa alma hakkıyla vesaireyle ilgili öyle hiçbir e-mail almadım. Web sitesini sürekli takipteyim havayolu şirketinin. Kendileri bu açıklama yapıldığında tabii ki paralel bir şekilde açıkladılar. Dediler uçuşlarımız durdurulmuştur diye. Yalnız dün bir açıklama geldi havayolu şirketinin web sitesine baktığımda. Diyorlar ki bir Türkiye vatandaşlarının, oturma olan diplomatların vesairelerin, işte iş adamlarının Türkiye'ye indiği takdirde 1. ve 7. günde PCR testlerine tabi tutulmaları ve bu süreç zarfında evde izolasyon halinde olmaları, evde evde ya da otelde, seçilen otellerde de olabilir, izole etmeleri şeyinde koşuluyla beraber Türkiye'ye gelmelerine hani izin veriliyor. Bu açıklamada bunu görüyorum. Şu anda ben bir açıkçası kafam karışmış vaziyette. Hani ben sonuçta bir Türkiye vatandaşıyım ve yeni yılı ailemle Türkiye'de geçirmek istiyordum. Hazır oraya gitmişken birkaç iş görüşmesi vesaire hani işle ilgili toplantıları da arada hani yapmak istiyordum. Hem iş hem de aile ziyareti nedeniyle açıkçası Türkiye'ye gitmek istiyordum. Şu anda havayolu şirketinden dediğim gibi iptal oldu ya da uçuşlarımız devam ediyor gibi bir bilgilendirme ben almadım. Sürekli müşteri hizmetlerini arıyorum. Ulaşamıyorum. Destek hatlarını vesaireleri arıyorum. Tahmin ediyorum ki çok yoğunlar. Binlerce kişi şu anda soru soruyordur onlara. Ama bu kafa karışıklığının giderilmesini istiyorum. Keşke biraz daha bir açıklama olsa en azından herkese toplu bir e-mail atılması zor değil. Yani şöyle konsolosluğu ve Türk Hava Yolları'nı aradım bolca. Birçok kişinin haberi yoktu ilk başlarda. Pazar günü açıklama yapıldıktan sonra pazartesi sabahı aradım. Ne konsolosluk ne Türk Hava Yolları bilgi sahibi değildi. Onlara resmi bir bilgilendirme yapılmadığını söylediler. Bugün konsolosluktan bir açıklama yapıldı. Twitter sayfalarında paylaştılar. Kurtarma uçağı misali uçaklar gönderileceği ve işte Edinburgh'da, İskoçya'da olan Türklerin Türkiye'ye, Türkiye'de olan İskoçların İskoçya'ya geri dönüşünün yapılacağı söylendi. 7 günlük bir karantina süresinden bahsedildi. Fakat bu 7 günün evde karantina mı yoksa Mart ayındaki gibi öğrenci yurtlarında bir karantina mı olacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ailenizden tepki var mı? Şey dediler mi? Varyasyonlu, mutasyonlu virüs çıkmış. Aman gelme daha iyi dediler. Babam her zaman çok temkinliydi. Ben Mart ayında ilk bu olaylar patlak verdiğinde döndüğümde de 2 hafta bana ne sarıldı ne öptü. O yüzden evet biraz korku var tabii ki
Ama gelme demiyorlar. Onlar da özlediler tabii. Bu mutasyonlu virüsün seyahat engeli ortadan kalkmış diyebilir miyiz? Şimdi biraz daha kontrollü seyahate izin verdiler. Tabii Türkiye'ye giden yolcular Türkiye'ye indikleri zaman havalimanında PCR testine tabi tutuluyorlar. Ve evlerinde karantina şart koşuluyor. 7 gün sonra bir PCR testi yapıp negatif sonuç varsa serbest dolaşımına izin verilecek şekilde bir uygulamaya geçildi. Yani seyahat tam açılmadı aslında. Bir takım tedbirlerle insanların seyahat etmesini sağladılar. Aslında doğru olan bir uygulamaydı. Yani komple kapatmaktansa kontrollü bir şekilde PCR testleriyle diğer ülkelerin yaptığı gibi kontrollü şekilde seyahat imkanı vermeleri doğru olan da o şekilde şu an bir karar alındı. Koronavirüsü salgınının başlamasından bu yana neredeyse bir yıl geçti. Doktorlar hastalığın ilk etkilerini geride bırakmalarına rağmen aylar sonra bile ciddi semptomlar yaşayanları yakından inceliyor. Michael Regan 2020 yılı ilkbaharında koronavirüsüne yakalandı. Mayıs ayı geldiğinde hastalığın en kötü kısmını geride bıraktığını sanıyordu. Oysa Regan Haziran ayında hala kan öksürüyor, nefes almakta zorluk çekiyor, elleri titriyor, zaman zaman bayılıyor ve kalp atışları hızlanıyordu. Dahası hastalığın başında kaybettiği koku ve tat duygusu da geri gelmemişti. I smell phantom smells. Olmayan kokular alıyorum. Sanki bir şeyler yanıyormuş gibi. Duman kokusu alıyorum. Sık sık gece yarısı uyanıp pijamalarımda dairenin içinde koşarak yanan bir şey var mı diye bakıyorum. Ama yanan bir şey yok. Bu benden kaynaklanıyor. Regan doktorların uzun dönemli koronavirüsü hastası olarak tanımladığı sınıfa giriyor. Bu kişiler hastalığın kötü etkilerinden bir türlü kurtulamıyor. Regan yalnız değil. Bu sendromu yaşayan onun gibi çok sayıda hasta var. Regan ve bir grup uzun dönemli koronavirüsü hastası online bir topluluk oluşturdu. Bu topluluk Dünya Sağlık Örgütü'nden bir temsilciyle Zoom üzerinden toplantı bile yaptı. Belirleyici faktörlerden biri kişilerin durumunun gerilemesi. İyileşiyor gibi görünüyorsunuz ama sonra daha kötü oluyorsunuz. Semptomlarınız geri geliyor. Zaman zaman beliren yeni semptomlar oluyor. Bilim adamları artık koronavirüsünün beyin ve sinir sistemi dahil birçok organı etkilediğini kabul ediyor. Nörolog Igor Koralnik tarafından yayınlanan son araştırma, koronavirüsünü yenen hastaların yaklaşık üçte birinin beyin fonksiyonlarının başkalaştığını ortaya koydu. Bu semptomlar oryantasyon bozukluğundan komaya kadar değişiyor. Üstelik araştırmaya göre bu hastalığı hafif geçirenlerle semptom göstermeyenlerde bile görülen bir durum. It takes some time for hastaların ilk hafif solunum etkilerini atlatmalarının ardından semptom göstermedikleri bir dönem oluyor. Sonra bu kalıcı nörolojik semptomlar ortaya çıkıyor. Uzun dönemli koronavirüsü hastalarının sayısı artıyor. Amerika'da bu hastalar için özel klinikler kuruluyor. Amerika'daki ilk korona hastasını tedavi eden Amy Compton Phillips, Seattle'daki bir klinikte uzun dönemli koronavirüsü hastalarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Vatandaş bilim adamları ile devam eden büyük bir araştırmamız var. Uzun dönemli hastaların semptomlarını tanının konulduğu andan bugüne kadar gelen deneyimlerini araştırıyoruz. Bu şekilde uzun dönemli hastaların koronavirüsü hastalarının %35'ini mi, %10'unu mu yoksa %75'ini mi oluşturduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Michael Regan araştırmanın yakında sonuca ulaşmasını umuyor. Birçok uzun dönemli koronavirüsü hastası gibi o da hala çalışamıyor. En fazla köpeğiyle kısa yürüyüşlere çıkabiliyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Şimdiki durağımızsa Los Angeles. Amerika'da 60 binden fazla evsizin bulunduğu Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde gönüllüler ve yardım kuruluşları evi olmayanlar için yeni fikirler üretiyor. Los Angeles'taki Echo Park son günlerde bir mahalleden çok kamp alanını andırıyor. Mahallede taşınabilir tuvaletler, duşlar, seyyar mutfaklar ve küçük bir kütüphane bile var.
Kötü durumda olan, yiyecek ve içeceği olmayan çok sayıda kişi için buradayız. Her şey bedava. Son günlerde daha fazla kişinin geldiğini görüyoruz. Burada telefonlarını ya da diğer cihazlarını şarj ediyoruz. Çünkü koronavirüsünün ortaya çıkmasından bu yana bu cihazları şarj edebilecekleri yerlerin çoğu kapandı. Gönüllülere göre Los Angeles'taki evsizlerin sayısı koronavirüsü salgınının başlamasından bu yana arttı. Kaygı ve depresyon sorunlarım var. Burada olmanın nedeni de bu. Çünkü hayatımı yoluna koyamıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağımı hala bulabilmiş değilim. Corti gibilere yardım etmek için yerel yetkililer, Los Angeles'ın binlerce kişilik fuar merkezinde geçici bir barınak kurmayı planlıyor. Ancak kar amacı gütmeyen bazı grupların barınak sağlamak için başka çözümleri var. Nakliyat konteynerlerini düşük maliyetli kalıcı barınaklar haline getirmek de bunlar arasında. Bu üniteler nakliyat konteynerlerinden dönüştürülerek oluşturuldu. Bu proje 8 adet 4 yatak odalı daireden oluşuyor. 5'inde aileler kalıyor. 3'ü ise bireyler tarafından paylaşılıyor. Yani 4 kişinin her birine bir yatak odası düşüyor. Şu an içinde 30 kişinin yaşadığı bu deneysel projenin maliyeti 4 milyon dolar. İnşaat işçileri ev inşa etmektense nakliyat konteynerleriyle çalışırken planlama, tasarlama ve gerekli belgelerin alınmasının çok daha kolay, hızlı ve ucuz olduğunu söylüyor. Şu anki kura göre bir ünitenin yapılması 550 bin dolara mal oluyor ve tamamlanması 3 ile 5 yıl sürüyor. Kaliteden ödün vermeden bunun daha hızlı ve ucuz bir yolunu bulmak için çok çalıştık. Burada yaşamak, evsizlerin aldıkları yardım çeklerinin %30'una mal oluyor. Gerisini de hükümet karşılıyor. Sosyal hizmetler çalışanları da evlerde kalacakların yerleşmelerine yardım ediyor. Burada çamaşır odası var. Burası da bir toplantı odası olarak kullanılabilir. Burada kiler var. Buradaki gıdalar herkesin kullanımına açık. Şu anda bu evlerden Los Angeles'ta belli sayıda inşa ediliyor. 500 kadar evsizin buralara taşınması bekleniyor. On binlerce evsiz kalacak yer bulamazken bu girişim okyanusta bir damla gibi görünse de bazılarının hayatını olumlu etkilemesi kesin görünüyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi. 10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti. Amerika'nın iki federal dairesinin ortak projesi gelecek 10 yıl boyunca evrenin görüntülerini kaydetmek için tasarlandı. Dünyanın en büyük film projesi yakında Şili'deki uzak bir dağın tepesinde milyarlarca dolarlık bir prodüksiyonla başlayacak. Konusu evrenin tamamı. Çok büyük bir kameraya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. İhtiyaç duyduğumuz kamera bugüne kadar üretilen kameraların hepsinden daha büyüktü. Stephen Kahn 3 milyar piksel çözünürlüklü, yani bir akıllı telefonun 300 katı büyüklüğünde bir kameranın yapımına liderlik yapıyor. Bu kamera 10 yıl boyunca gökyüzündeki yıldızların zaman atlamalı çekimini yapacak. Eğer bunu 10 yıl boyunca sürekli olarak yaparsanız o zaman gökyüzünün her yerinin binlerce görüntüsüne sahip olursunuz. Görüntüleri karşılaştırarak gökyüzünde değişen ve hareket eden her şeyi görebilirsiniz. Amerikan hükümetinin kaynaklarıyla yapılan kamera tarafından kayıt altına alınan benzersiz veriler, iki büyük bilimsel gizemin çözülmesine yardım edecek. Bunlar karanlık madde ve karanlık enerji. Ancak araştırmacılar kameranın ilk testini sıradan bir maddeyle, bir brokoliyle yapmış. Farklı boyutlarda çok fazla dokusu vardı. Resmini çekmek için güzel bir şeydi çünkü yakınlaştırdıkça daha çok şey görebiliyordunuz. Brokoli resmini tam ölçekte göstermek için 378 yüksek çözünürlüklü televizyon ekranı gerekli. Bilim adamları kameranın verilerini amatör uzmanlarla birlikte inceleyecek. Kan dünyada her okul sınıfının bir tane sahiplenmesine yetecek kadar çok sayıda galaksi olduğunu söylüyor. Bu da öğrencilere bir kuyruklu yıldızı keşfetme imkanı sunacak. Öğrenciler bu parlak yıldızı gören ilk insanlar olabilecek. Kameranın 2023 yılında görüntü toplamaya başlaması bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington.
Geride bıraktığımız haftanın gelişmelerini ekranlarınıza taşıdık. Hafta boyunca gündemi meşgul eden haberleri aktardık. Haftaya VOA Türkçe ekibi yeni gelişmeler ve farklı başlıklarla karşınızda olacak. İyi hafta sonları.